Celalettin Sarı. Telefon sektöründe çalışıyorum. Vatandaşlarımız şu an sektördeki durgunluk ve piyasadaki para azlığından dolayı ikinci ele yöneliyor genellikle. İkinci ele alırken bataryasına, pil ömrüne, kamerasına, ekranına dikkat etmelerini tavsiye ediyorum. Alırken de belli başlı yerlerden, güvenilir noktalardan almalarını tavsiye ediyorum. Bunun haricinde faturasının, kutusunun olmasını önemli bakmaları iyi olur. İkinci elde satışımız yoğunlukta, sıfır satışımız da yoğunlukta. İkinci el bazen çoğalabiliyor tabii, günden gün güne farklılaşabiliyor. Bazı tabii ki sitelerde böyle kandırma, dolandırma olabiliyor. Direkt yüz yüze görüşüp almaları daha mantıklı olur. İkinci elle sıfır arasında fiyat farkı illaki oluyor. %30'dan başlıyor, bu %50'ye, %60'a kadar çıkıyor. Ha tabii kasa yapısına, temizliğine, gigabaytına, ekranının temizliğine göre bu değişiyor. Sıfır ürün her zaman tabii ki önceliğimiz olmalı. Faturası, kutusu kendi adımıza olduğu için. İkinci elde de bunlara dikkat ederek aldığımız zaman hiçbir problem olmaz. En başta söylediğim gibi cihazın güvenilir yerlerden alınması, belli başlı noktalardan alınması, köklü firmalardan alınması daha mantıklı olur. Çakma telefonlar illaki insan sağlığına zararlı. SAR değerleri çok yüksek oluyor genelde. Misal veriyorum, normal bir telefonun SAR değeriyle çakma bir telefonun SAR değeri arasında tam iki katı fark oluyor. Bu da insan sağlığı açısından çok zararlı. Ekran kalitesinden, kasa kalitesinden zaten ilk elinizi aldığınızdan kasa kalitesi belli eder telefonun çakma olduğunu. Ekran kalitesi belli eder. Mesela bir iOS telefonun çakması hemen ilk anda içerisindeki yazılımdan belli eder. Android telefonlar birbirine çok benziyor çakması şeyi yazılım olarak ama iOS telefonda bu direkt bariz belli oluyor. Kayseri'de işler şu anda çok durgun. Bu da işte piyasadaki şu pandemi döneminden dolayı bayağı bir durgunluk oldu. Yani çoğu insanda para sıkıntısı maddi olarak var. Yani sektörde bir durgunluk var. Fiyatları yüksek buluyorlar genelde. Türkiye şartlarında fiyatlarımız gerçekten yani bir asgari ücretle kıyasladığımız zaman bayağı bir yüksek kalıyor. Şu anda yükseliyor. Fiyat düşmesi çok zor. Yani dünkü fiyatla bugünkü fiyat arasında bile fark var. Yani fiyat düşmesi konusunda Türkiye'de fiyat düşmez. Ama yükselir sürekli. Telefon alırlarken dikkat etmeleri gereken husus dediğim gibi güvenilir yerlerden almaları. Yani TS olsun ve yetki belgeleri olsun. Yani KVK, Genpa, Brightstar bunlar Türkiye'deki en önemli distribütörler. Alırken bu firmaların belgelerinin olup olmadığını sormaları çok çok kendileri açısından çok önemli. Telefonların patlamasındaki en büyük sebep sahte ürünlerin kullanılmasından kaynaklanıyor, patlamasından kaynaklanıyor. Ve haberlerde, YouTube'da, şurada, burada zaten internette de izliyoruz. Kamera kayıtlarından, şundan bundan birden insanların elinde patlıyor. Bu da tamamen işte çakma ürünlerden, sahte ürünlerden kaynaklanıyor.